İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Nurgaz'ın turbojet kamp sobasını tanıtacağım. Gördüğünüz gibi ürün bu arkadaşlar. Oldukça ergonomik turbojet. Ebatlarına gelecek olursak 21,5 santim, 12,5 santim, 20 santim. Yani 12,5 santim derinlik, 21,5 santim uzunluk, 20 santim de genişlik olarak düşünebilirsiniz. Birkaç teknik bilgi vereyim arkadaşlar ürünle alakalı. 1000 watt ateş gücüne sahip bir ürün. 483 gram, oldukça hafif bir ürün. Çift burleri var. Çift burlerle ısıyı dışarı veriyor. Kartuş bağlantı valfi bulunmakta. Güvenlik ızgarası var. Onun haricinde 450 gramlık bir vidalı bütan propan kartuşla 450 gramla yaklaşık 6-7 saat ısı alabilirsiniz. 230 gramlık kartuşluk ise 3 saat bir ısı alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dışarıda misal örnek veriyorum. -20 derece bir sıcaklık var. -20 derece. Çadırın içinde bunu yaktığınızı varsayarsak içerinin sıcaklığı 15 ila 20 derece civarında bir sıcaklığa erişir. Yani yaklaşık ortam sıcaklığından 20 derece fark eder bunu yaktığınız zaman. Oldukça etkili bir ocak. Bunun müdahilleri AliExpress'te, Amazon.com'da satılmakta. Oradan da daha ucuz alabilirsiniz ama Türkiye'deki vergileri düşünürseniz siz de aynı fiyata gelecek gibi. Şimdi arkadaşlar birkaç teknik daha bilgi vereceğim. Gaz açıkken herhangi yanıcı patlayıcı madde yanına yanaştırmamız gerekiyor. Ayrıca bu ürünü sadece uyanıkken kullanmanız gerekiyor. Artık çadırda mı kullanırsınız, avda mı kullanırsınız? Yani bu ürün siz uyanıkken, siz yatarken bunu kapatmanız gerekiyor. Çünkü gaz kısıntısı olur, düşebilir, ne bileyim o tür kazalı olabilir. Onun için onlara dikkat edin. Size tavsiyem arkadaşlar tencerenin içinde bunu koyarsanız devrildiği zaman sağa sola sıçramaz veya etki alanını daraltırsınız. Ama direkt bu düştüğü zaman direkt çadırı yakabilir veya tabanı yakabilir. Çünkü çadır polyesterden yapıldığı için hemen ateş alacaktır vesaire. Bunlara arkadaşlar dikkat edin. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey ekstra yok. Şimdi ürün zaten tanıtacağım size. Ya bir de arkadaşlar ayrıca şunu da söyleyeyim. Ürünü eğer 0 dereceden aşağıda bir sıcaklıkta kullanacaksanız iyi muhafaza etmeniz gerekiyor. Çünkü bunun %70'i bütan, %30'u propan gaz içeriyor. Bunun için 0 dereceden aşağı indiğiniz zaman likidi gaza çevirmeyecektir. Bunu korunaklı olarak ortada bırakmazsanız, korunaklı çantanızla korursanız sizin için daha iyi olur. En azından mağdur olmazsınız. Şimdi arkadaşlar ürün tanıtımına geçiyorum. Ürün bu şekilde. Çok ufak güzel bir çantası var. Gördüğünüz gibi böyle. Şu arkadaşlar güvenlik ızgarası. Önünü çıkartıyorum. Şöyle. Şunlar vidalar. İki tane vidamız var. İki tane burler.
kafa, güvenlik valfi ve kasa, alüminyum. Şimdi ilk önce arkadaşlar şu iki parça şu şekilde takılıyor. Ondan sonra şu parçayı şöyle takıyoruz. İT oldu arkadaşlar. Sonra şu vidaları şöyle içine şu an çok rahat yapılıyor ama soğuk havalarda sizi zorlayabilir. Şimdiden sizi uyandırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ilk önce bu parçayı buraya taktık. Ondan sonra bunu vidaları da buraya yerleştirdik. Şimdi rollörleri takıyoruz arkadaşlar. Birinci rollör sıkı bir şekilde takıyoruz. İkinci rollör gördüğünüz gibi IT oluştu. Sonra bu güvenlik ızgarasını da takıyoruz. Bu arada ben arkadaşlar, ateşlemeyi bir kibrit veya çakmakla yapmanız gerekiyor. Şimdi vidalı kartuşumuzu alıyoruz. Arkadaşlar, bu arada bu ürün sadece vidalı kartuşlarda kullanılabiliyor. Onun haricinde hiçbir şekilde hiçbir cihazda kullanamayız. Zaten gördüğünüz gibi bu valve sadece onun için geçerli. Ha, bu arada bu çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Onu da göstereyim arkadaşlar size. Bunu da başka bir yerde kullanabilirsiniz ama bunun kullanım amacı sadece bu. Şimdi arkadaşlar, şu an kullanıma hazır. Arkadaşlar, şuradan gazı açıp kapıyoruz. Şu an açtım. Şu an normal çalışıyor. Fazla açmadım. Şimdi arkadaşlar, ısıyı açacağım. Şu an görüyorsunuz. Şöyle yapayım. Şu an 21,4 derece. Şimdi bir de 20 santimden fazla yaklaşmayın arkadaşlar cihaza. Şu an sıcaklığı ölçüyorum.
21.4 dedik. Normalde 10-15 derece artı sıcaklığı artırabiliyor. Yani ortam sıcaklığı misal 10 derece ise onu 20, 22 veya 23'e kadar taşıyabilirsiniz. Şu an 26.7, 27.6, 28 derece, 28.6, 29.1, 30 derece, 31 derece, 31 derece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an 31 derece oldu. Daha da artıyor. Yani dediğim gibi, şu an bu sembolik bir şey. Bunu şu an kapatalım. Sembolik bir şey. Ürün bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arada üstte özürleri de söyleyeyim. Şurası 12,5 santim. Şurası 21,5. Ve şurası da 20 santim. Oldukça pratik. 483 gram ağırlığı var. 450 gram kartuşta 6-7 saat kullanımı sağlıyor. 230 gram kartuşta 3 saat kullanımı sağlıyor. Onun haricinde söyleyeceklerim, sıfırdan aşağı derecelerde kullanacaksanız iyi muhafaza etmeniz gerekiyor. Likitten gaza çeviremeyebilir. Onun haricinde çift pırıları var. Kartuş bağlantı valfi var. Güvenlik ızgarası var. Onun haricinde 1050 watt ısı gücü var. Onun haricinde başka söyleyeceğim bir şey yok. Ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle. Bir de arkadaşlar, bunun bir de soğuma süresi var. En az 5 dakika sonra bunu anca sökebilirsiniz. Çünkü şu an çok sıcak. Elleyemiyorum. 5 dakika sonra soğumuş olur. Ondan sonra kabına tekrar koyabilirsiniz. Onun haricinde başka söyleyeceğim başka bir şey yok. Dediğim gibi uyarılarımı yine yapayım. Bunu dışarısı -20 derece sıcaklıkta içeri aldığın zaman, bunu yaktığın zaman, şu benim yaktığım derecede yakarsanız ortam sıcaklığını en az 15-20 derece artırırsınız. 6 saat kullanabilirsiniz. 5-6 saat kullanabilirsiniz. Ama arkadaşlar, bunu yatmadan önce kapatın mutlaka. Bunu uyurken mutlaka kapalı olsun. Çünkü bunun devrilme ihtimali var. Kaçak yapabilir vesaire. Bu düştüğü zaman böyle çadırı yakar. Ya da altına bir tencere koyun. Her ihtimale karşı kendinizi garantiye alın. Tencere olduğu zaman dışına düşmeyecektir vesaire. Yani uyurken bunu kullanmayın arkadaşlar. Türkçesi bu. 20 santimden fazla yaklaşmayın. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Ürün güzel. Bunun muadilleri AliExpress'te veya Amazon.com'da satılmakta. Ama siz çok ıslanmak istiyorsanız çip broiler almaya dikkat edin. Onun haricinde söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu kadar. Herkese iyi akşamlar.